Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün maalesef acı bir haber daha aldık. BTP Genel Başkanı Sayın Profesör Haydar Baş maalesef koronavirüsüne yenik düşerek hayatını kaybetti. Kendisine, partisine, ailesine, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, partisine ve tüm sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, dün akşam saat 12 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda infaz yasası kanunlaştı. Gece yarısı bir gün önce, gece yarısı bir önergeyle MİT'e karşı işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı. Şu ana kadar çıkartılan af yasasında böyle bir düzenleme hiç görülmemiştir. Yapılan şu: İnfaz yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldiği andan itibaren biz bu infaz yasasının yaşam hakkıyla ilgili olduğunu söyledik. Dedik ki cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunan 300 bine yakın her insanın hayatı gerçekten değerlidir. Ve bu insanlarla ilgili çıkartılacak infaz yasasında bunların hepsi bu suçlarda indirime uğrayabilmesi için bir düzenleme şarttır dedik. Ancak iktidar bize hayır biz böyle yapmayacağız. İçinde kadın cinayetlerinin de uyuşturucunun da çocuk tacizinin de olduğu bir taslağı önümüze koyunca bir dakika dedik. Düşünce suçları ile ilgili insanlar içeride yatarken gazeteciler görevlerini yaptılar diye içeride tutuklanıp yatarken, akademisyenler içeride yatarken, yazarlar, çizerler, siyasetçiler içeride yatarken, biz eğer hırsızları, gasp yapanları, dolandırıcıları, kamuyu zarara uğratanları, banka soyanları, adam bıçaklayanları, insanları sakat bırakanları, vatandaşın gözünü oyanları, yağma yapanları, kayrımcılık yapanları, irtikap suçu işleyenleri, zimmetine para geçirenleri, görevini kötüye kullananları, çetecileri, organize suç liderlerini, tefecileri, yasa dışı kumar oynatanları, fuhuş yaptıranları, kadına şiddet uygulayanları eğer biz çıkartmaya kalkarsak bunun vebali büyük olur dedik. Bizim söylediklerimiz maalesef göz ardı edildi. Evet, uyuşturucuyla ilgili tedbirler alındı mı? Alındı. Çocuk taciziyle ilgili tedbirler alındı mı? Alındı. Kadına şiddetle ilgili tedbirler ceza hukukunda maalesef kadına şiddetle ilgili ayrı bir bölüm olmadığından sadece aile içi şiddetle ilgili konu gündeme alındı. Fakat onun dışında kalan konu maalesef gündeme alınmadı. Peki ne oldu? Bakın Barış Pehlivan aynen şöyle sesleniyor. Barış Pehlivan diyor ki, aklımda adalet yerine kayırma olsaydı çıkacaktım. Elimdeki kalem yerine bıçak olsaydı çıkacaktım. Masamda kağıt yerine para olsaydı çıkacaktım. Benim için huzurlu, onların ise adaletten, kalemden, kağıttan nasıl korktuklarının tescilidir bu. Karakterleri, yazgıları olacaktır diyor. Değerli arkadaşlar, bu yasa adalet kavramına aykırıdır. Adalet herkesi kucaklarsa bir anlam teşkil eder. Adaletin elindeki kılıç keskin olmalıdır. Adaletin elindeki terazi ise dengede olmalıdır. Eğer kılıç keskin değil köreltilirse, ayrımcılık yapılırsa, terazi dengede değil, devlete karşı işlenen suçlarla
Ben onu şöyle ifade ediyorum. İktidara karşı işlenen suçlarla affetmeyip topluma karşı işlenen suçlar affedilirse devletin kılıcı, adaletin kılıcı körelir, terazisinin dengesi bozulur. Bu kesinlikle doğru değildir. Şimdi bir bugünlerde dolaşan onların ben minotomisini seveyim. Neydi? Mitomoni mi? Mitomoni. Evet, mitomonisini seveyim. O mitomoni diye ortaya attıkları şey var ya, o cumhurbaşkanı daha önce biz devlete karşı olan suçları affederiz ama topluma karşı olan suçları affetmeyiz demişti. Şimdi ne oldu? İşte mitomoni tam da budur. Tam da bu söylediğinin tam tersini yapmıştır. Gerçekten bir insan sadece akademisyen olduğu için ve barıştan yana konuştuğu için, bir insan sadece gazetecilik görevini yaptığı için, bir insan sadece siyaseten muhalif olduğu için, yani iktidara karşı olduğu için cezaevinde tutulacak ama az önce saydığım bütün suçlardan yatanlar dışarıya çıkacak. Bu adaletli değildir. Bu doğru değildir. Bu vicdanlara sığmıyor. Bunu kabul etmiyoruz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu yasaya hayır dedik. Bu yasa daha sonra vicdanları kanatacaktır. Değerli arkadaşlarım, hafta sonu İçişleri Bakanı istifa etti. İstifasından AKP Genel Başkanı'nın haberi var mıydı yok muydu bilemeyiz. Kendi içlerinde bir şey. Ama İçişleri Bakanı çok kötü yönettiği bir süreç sonucunda 250 bin insan sokağa döküldü. Yani biz diyoruz ya, yani sizler şu anda burada karşımda otururken bir mesafeyi koruyarak oturuyorsunuz ya. Kameraman arkadaşlarım birbirleriyle olan mesafelerini korumaya çalışıyorlar ya. Yani Sağlık Bakanı günlerden beri biz mesafemizi korumalıyız, evde kalmalıyız diyor ya. Ama İçişleri Bakanı öyle bir şey yaptı ki 2 saat önce sokağa çıkma yasağını millete duyurup milleti dışarıya, 250 bin insanı dışarıya çıkarttı. Daha sonra İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki bu emri bana AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi, ben de uyguladım dedi. Öteki gün dedi ki ben dedi bu emri bakanlığımız verdi, o şekilde uyguladık dedi. Öteki günde şahsım ben emir verdim, uyguladım dedi. Yani bu şahsım nereden geliyor siz de anlıyorsunuz. Bu İçişleri Bakanı 250 bin kişinin hayatını tehlikeye attı. Ve daha sonra AKP Genel Başkanı, yani kararı birlikte alanlar, emri veren, emri uygulayan. Emri veren AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Emri uygulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Mağdur olan 250 bin kişi ve onların yarattığı bulaşı. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bakın, ben size ilk önce bir hafta önceki Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki koronavirüsle ilgili yayınladığı haritayı göstereyim. Bu Sağlık Bakanlığı'nın bir hafta önceki korona haritası. Aynı Sağlık Bakanlığı bir hafta sonra işte bu haritayı yayınladı. Türkiye'nin gerçeği bu arkadaşlar. Bu bulaşı sayısını görüyor musunuz? Bu vaka sayısını görüyor musunuz? Bu nedir biliyor musunuz? Bu bile gerçeği yansıtmıyor. Bu sadece yapılan testler sonucunda koronavirüsle ilgili bulaşının kaptığı hasta sayısını gösteriyor. Peki İçişleri Bakanı'nın kendisinin de ifade ettiği gibi Ahmet Hakan'a konuşuyor. Diyor ki eleştirileri kabul ettim. Zamanlama açısından alınan karar bakanlığımıza ait bir karardır.
Bir kez daha söylüyorum, eleştirileri aldım, kabul ettim, hakaretleri de kabul ettim diyor. Sana hakaret etmek kime yarıyor? Senin hakaretleri kabul etmen kimin hayatını kurtarıyor? İnsan hayatından bahsediyoruz. Türkiye'deki ciddi salgından bahsediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı Türkiye'de sayı giderek artıyordan bahsediyoruz. Ya sen olayın ciddiyetinin farkında değilsin, ya insan hayatının önemini daha kavrayamamışsın. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanı olmaya layık birisi değilsin. İstifa etmen doğruydu, hatta geç bile kalmıştın. Ama emri verenden emri uygulayan, yani Bozacı ile Şıracı birbirini desteklemek zorundaydı. Birbirlerini desteklediler. Peki kime zararı oldu? İşte burada. Türkiye haritası. Bu bulaşı eğer 10 gün sonra, 20 gün sonra çok daha fazla rakamlara ulaşacaksa bunun bir tek sebebi var. Onu da bilim kurulu üyesi profesör açıklıyor. Diyor ki bugünkü karar sonrası sokağa taşıran insanların etkilerini maalesef birkaç hafta sonra acı şekilde yaşayacağız. Gelen görüntüler çok vahim. Bu insanlar kendilerine karantina uygulasınlar diyor. Değerli arkadaşlarım, süreç çok kötü yönetiliyor. Süreç şeffaf yönetilmiyor. Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta sonu da bir açıklama yaparak sokağa çıkma yasağı olduğunu söylüyor. Ben çok merak ediyorum. Bu koronavirüsü hafta sonları insanlara bulaşıyor da hafta içi bulaşmıyor mu? Koronavirüsü hafta içi insanlara bulaşı salgılamıyor mu? İnsanlar birbirlerini hasta etmiyorlar mı? Bunu neden alıyorlar biliyor musun? Mesele insan hayatı değil. Mesele şu, sokağa çıkma yasağı uyguladık mı? Uyguladık. Peki nasıl uyguladık? Hıfz-ı sağ kanununa uygun olarak 2 hafta süreyle insan hayatının değeri yüzünden bilim kurulları ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları doğrultusunda insanları evde tutma kararı aldık ve onların kiralarını, zararlarını, onların aldığı maaşları, bütün ihtiyaçlarını devlet olarak biz karşılıyoruz diyebiliyor mu AKP Genel Başkanı? Diyemiyor. İşte tam bu yüzden hafta sonları ne yapıyor? Sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Neden? Çünkü devletin kasasını 18 yılda boşalttılar. Neden? Hazinede para yok. Biz de diyoruz ki yaptıklarınızdan vazgeçtik. Bu devlete, bu millete, bu ülkeye yaptıklarınızdan vazgeçtik. Kasayı boşalttığınızı biliyoruz. Hazinenin yok olduğunu biliyoruz. İşsizlik fonunda bir para olmadığını, onu da kullandığınızı biliyoruz. Depremle ilgili, yardımlarla ilgili topladığınız paraları da başka yerlere aktardığınızı biliyoruz. Hatta hala aktarmaya devam ettiğinizi biliyoruz. Hala saraylarınızı yapmaya devam ediyorsunuz. Hala Cumhurbaşkanlığının en üst yetkilisi kendisine şömine yaptırtıyor, bahçesini düzenliyor ve bu bir kişi memur. Sizin için koronavirüsü varmış, insanların hayatıymış, insanlar çile çekiyorlarmış, ölümle karşı karşıyalarmış. Yoksulluk almış gitmiş başını gidiyor. Hiç önemli değil. Siz sarayınıza bir saray daha yapın. Siz köşklerinizin bahçelerine şömineler yapın. Siz kendinizin hayatını daha iyi yaşayabileceğiniz olanakları sağlayın. Ama Türkiye İngiltere'ye maske gönderecek, Balkan ülkelerine maske gönderecek ama Türkiye'de karşılıksız bir maskeyi vatandaşına ulaştırma becerisini gösteremeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Bir maskeyi
İlk önce bakan açıklama yapıyor. Diyor ki biz bu maskeyi parayla satacağız diyor. Kıyamet kopuyor. Verdik, vergi verdik. Emekliler, çalışanlar kıyametleri kopartıyorlar. Hemen geriye çark ediyorlar. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir maskeyi dahi parayla verebilir mi? Hala parayla veriyorlar. Verdiler, parasız verdik dedikleri maskeleri dağıtabildiler mi? Bekçilere dağıttırmaya çalıştılar. Sonra PTT'ye dağıttırmaya çalıştılar. Sonra eczanelere vermeye çalıştılar. Telefonlar yağıyor, gidiyoruz eczaneye maske yok diyorlar. Ya bir süreç bu kadar kötü yönetilirken sen sarayını yaptırtacaksın, öbür taraftan da maske, tulum, sağlıkçılarımız feryat ederken yok İngiltere'ye gönderiyoruz, biz büyük ülkeyiz, güçlü ülkeyiz, Balkan ülkelerine yardım gönderiyoruz. Yaptığınız şey tam bir rezalettir. Yaptığınız şey insan hayatıyla ilgili bir şeydir. Yaptığınız şey Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir şeydir. Değerli arkadaşlarım, belediyelerimiz canla başla çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler insanlarımızın evine kadar ekmek götürüyorlar. Yardım kolilerini ulaştırıyorlar. İhtiyaçlarını karşılıyorlar. Sahra hastaneleri yapıyorlar. Sahra hastanesinin tanımı nedir bir bakalım. Ben olduğu gibi okumaya çalışıyorum. Hastaların daha kalıcı sağlık tesisine nakledilmeden önce tedavi edildiği, genellikle boş arazilere, çadırla veya spor salonlarına kurulan hafif sağlık ekipmanlı ve yataklı hastanelerdir. Peki bunların dünyada örnekleri var mı? Ben de size dünyadaki örneklerinden bahsediyorum. Şimdi gösteriyorum. New York'taki Sahra Hastanesi. Gösteriyorum. Barcelona'daki Sahra Hastanesi. Evet. Madrid'deki Sahra Hastanesi. Adana'daki Sahra Hastanesi. Belediye başkanımız yaptığı Sahra Hastanesi'nin içinde yaptığı işleri kontrol ediyor. Arkadaşlar, Sakarya milletvekiliyim. Sakarya'daki araştırma hastanesi dolu. Koronavirüs ilan edilen Toyota Hastanesi dolu. Geyve'de, Hendek'teki hastanelere hasta gönderenler orada Sakarya milletvekili ve genel başkan yardımcısı AKP'nin açıklama yapıyor. Araştırma hastanesinin hemen yanında bir hastane yapılıyor. Doğum evi hastanesi inşaat halinde. İnşaat halindeki hastaneye diyor ki biz bunu bir hafta içerisinde açacağız diyor. Bir hafta içerisinde açılacak olan hastanenin odalarının dördüncü katına birkaç tane yatak atıyorlar. Fakat hastaneyi açmaları mümkün olmuyor. Neden? Orada koronavirüsüyle ilgili şüpheli olan hastaneleri orada tutmaya çalışıyorlar. Yerleri var mı? Yok. Peki Sakarya'daki belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı bir Sahra Hastanesi yapıp da bu durumda olan hastalarla ilgili kontrol altında tutulmalarıyla ilgili tek bir girişimi var mı? Yok. Ama Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yapınca vay bu bizim aklımıza nasıl gelmedi? Biz bu hizmeti yapamadıysak karalayalım diyorlar. Siz Mansur Yavaş'la, siz Vahap Seçer'le, siz Zeydan Karalar'la, siz İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem Başkan'la onların hizmetleriyle yarışmaya çalışın. Onları karalamaya çalışmayın. Onlar milletten aldığı yetkiliye ellerinde bulunan bütün imkanları tekrar millete götürebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu arada bir de iktidar yalakaları var. Bu iktidar yalaka ve beslemeleri milletimizle ilgili öyle sözler söylüyorlar ki tek amaçları iktidara yaranabilmek. Diyorlar ki dışarıya çıkan, onları dışarıya çıkartan İçişleri Bakanı ile ilgili tek bir söz yok. Emri veren AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tek bir söz yok.
Ama iktidar yalakaları besleniyorlar ya yıllardan beri. Hangi iktidar gelirse gelsin. Hani köprünün başında duran bir adama demişler ki alkışlıyormuş. Ya daha savaş bitmedi, kime alkışlıyorsun? Kim kazanırsa onu alkışlıyorum demiş. İşte tam da bu sıfata uyan. Bu iktidar beslemeleri millete hakaretler yağdırıyorlar. Benim burada söylemek istemediğim milletimize sözleri söylüyorlar. Onları aşağılıyorlar. Neden? Neden? Acaba bu yapılan skandaldan biz milleti aşağılayarak AKP Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı'nı bu işin içerisinden çıkartabilir miyiz diye. Değerli arkadaşlarım, halen Sakarya dahil olmak üzere Sakarya'da Kuzey Marmara yolu şantiyesinde yaklaşık 1000'in üzerinde işçi orada çalışıyor. Birçok yerlerde insanlarımız toplu olarak çalışıyorlar. İnsanlarımız çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Fakat devlet paramız yok diyerek sadece hafta sonu bu yasağı uygulamaya devam ediyor. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri olarak çalışmalara hiç ara vermeden bugüne kadar devam ettik. Bugün de yasalar geliyor, yeni torba yasalar geliyor. Ama bu akşam gelen YÖK yasasıyla ilgili onun arkasından dediler ki biz çarşamba günü komisyon toplanır, perşembe günü acaba sağlıkta şiddetle ilgili yasayı getirebilir miyiz deyince muhalefete mensup bütün partiler dedik ki hep beraber arkadaş bunu bu akşam getirin, biz imzalayalım, ortak bir önergeyle verelim ve bu bir an önce çıksın dediler. Dedik. Neden? Neden? Bu zor şartlar altında çalışan insanlarımıza hakaret edilmesi bizim kaldırabileceğimiz, onlara şiddet uygulanması bizim kaldırabileceğimiz bir şey değildi o yüzden. Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki hafta içerisine kadar eğer biz bu konuyla ilgili yasaları bitirirsek ve son gelen yeni paketteki yasayı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkartırsak bu hafta genel kurulda 3 paketi bitirmiş olacağız. Yeni paketle ilgili kısa çalışma ödeneği herkesi kapsayacak olması olumlu bir durumdur. İlk gün biz bu önerinin herkesi kapsaması gerektiğini Sayın Kılıçdaroğlu söylemişti, arkasındayız. Sözde işten çıkarma 3 ay uzatıldı ancak insanlar günlük 39.24 TL ödenekle ücretsiz izne çıkabiliyorlardı. Genel Başkanımız koşulsuzca işsiz kalınmaması gerektiğini söyledi. Bu yasayı da destekliyoruz. Konut faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturalarının 3 ay ertelenmesi bizim açımızdan daha önce söylediğimiz bir şeydi. Destekliyoruz. Çiftçiye destekler yetersizdi. Bugün bu konuda gelen destekler söz konusu. Biz de bir rapor yayınladık. Bu rapor doğrultusunda bu yasada destekleyeceğimiz maddeler bunlardır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, buyurun. Evet, bu doğru değil. Bununla ilgili biraz sonra iktidar partisine mensup arkadaşlarla görüşeceğiz. Bu bize geldiği şekliyle ilgili. Komisyonlarda da bazı şeyler tartışıldı. Ama daha henüz son halini vermedik. Buradaki bu basın toplantım bittikten sonra iktidara mensup grup başkan vekillerimizle bir araya geleceğiz. Bu konuyu tartışacağız. Buyurun. AKP iktidarı savruluyor değerli arkadaşlar. AKP iktidarı hem kendi içinde savruluyor hem de ülkeyi yönetemediği için savruluyor. Biz bunu defalarca söylüyoruz. Bugüne hazırlıklı olsaydık bugünü çok daha kolay koşullarda atlatırdık.
AKP Genel Başkanı'nın kendi partisi içerisinde üçe bölünmüş durumda. Ama daha bölünen yerler var mıdır? Elbette vardır. Bizi ilgilendiriyor mu? Hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren nedir biliyor musunuz? Kendi bürokratlarıyla, yani bakan sıfatıyla çalışan bürokratlarıyla birlikte Türkiye'yle ilgili aldıkları kararlardır. Bizi bu ilgilendiriyor. Türkiye'yle ilgili aldıkları kararlar ölüm getiriyor arkadaşlar. Hiçbir kararı erkenden alıp şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıp düzgün bir şekilde bilim kurulunun ifade ettiği şekliyle Türkiye'de bugüne kadar uygulamaya sokamadılar. Kredilerle ilgili kredilerde insanlar gidiyorlar, Türkiye Odalar Birliği Başkanı açıklama yaptı, ödenmiyor. İnsanlara maddi destek vereceğiz dediler, bugüne daha kadar daha gerçekleşmedi. Her şey sözde. Parasız maske dağıtacağız dediler, gerçekleştiremediler. Tulum dağıtacağız dediler, gerçekleştiremediler. Yani bugüne kadar söyledikleri tek bir şey var. Test yapıyorlar, şu kadar kişi vakaya yakalandı, şu kadar kişi öldü diyorlar. AKP Genel Başkanı bu iktidarla Türkiye'yi yönetemiyor. İçişleri Bakanı çıkıyor, 250 bin kişiyi sokağa döktükten sonra diyor ki, bana yapılan hakaretler haklıydı, kabul ettim diyor. Neden? Çünkü 250 bin çarpı %10 olarak %1 yapsanız milyon ediyor. Yazık değil mi arkadaşlar ya? Bir kişinin dahi sadece bu sebepten dolayı hayatını kaybetmesi, bir insanın istifasıyla sonuçlanacak bir karar değil midir? Siyaseten bunun sorumluluğu kimin olacak? Ne oldu peki? 250 bin kişi sokağa çalıştı, çıktı ve bilim kurulu dedi ki, üyesi, profesör, iki hafta sonra buradaki gösterdiğim haritadan çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya gelebilirsiniz dedi. Arkadaşlar, şurada gördüğünüz noktalar, insan hayatıyla ilgili ölüm tehdidi altında olan insanlarımız bunlar. Sadece burada siz bir nokta halinde görüyorsunuz ya. Bunlar yaşayan insanlarımız. Vakaların sayısı. O yüzden bu iktidar kendi içerisindeki sorunları nedir? Kendi partileriyle ilgili dertleri nedir? Kendi içlerindeki kavgaları nedir? Hiç bizi ilgilendirmiyor. Bizim ilgilendiğimiz Türkiye'deki insanlarımız ve Türkiye'nin geleceğidir. Ne sosyal yaşam olarak bunu sağlayabiliyorlar, ne de ekonomik olarak bunu sağlayabiliyorlar. Alabilir miyim onu? Alayım, alayım. Buyurun. Arkadaşım uyarmıştı. Anayasa Mahkemesi'ni söylemediniz diye siz sordunuz şimdi. Evet, infaz yasasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne hazırlıklara arkadaşlar hemen başlayacaklar. Dün genel kurulda bitti. İnfaz yasası genel başkanımızın emriyle yaşam hakkının savunulması açısından içerideki düşünce suçlularının, akademisyenlerin, herkesi kapsayacak, siyasetçilerin hepsini kapsayacak bir şekilde çıkması için biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar, dediğim gibi kadına şiddet ceza hukukunda bir karşılığı yok. Ceza hukuku bununla ilgili bir şeyi açıklamıyor. Açıklanmayan bir şey daha terörle ilgili. Terör kapsamı da bugüne kadar aslında tam bir karşılığı yok. Terörü öyle bir noktaya getirdik ki herkes terör. Siz de teröristsiniz. Sizin arkadaşlarınız zaten bu suçtan dolayı içeride yatıyorlar. Ne söyleyeceğiniz, ne yapıldığı çok önemli değil. İktidar size nasıl bakıyor? Muhalefet ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Peki bunu nasıl yapıyor? Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte diyor ve arkasını getiriyor. Olmamakla birlikte terör örgütünün işine yarayacak, yardım yaptığından dolayı, söz söylediğinden dolayı, destek olduğundan dolayı, yazı yazdığından dolayı, konuştuğundan dolayı herkes terör suçlusu.
Nedir buradaki kıstas asıl? İktidara muhalefet etmemek. İktidara muhalefet edenlerin hepsi içeride kalacak ama hırsızı, kafkaçakçısı, tefecisi, insan hayatını gasp edenleri, yaralayanları, bıçak çekenleri, kör edenleri dışarıya salacağız. Böyle bir şey yok. O yüzden kadına şiddetle ilgili de böyle bir yasa ceza hukukunda olmadığı için sadece aile işi şiddet bu kapsam içerisine giriyor. Maalesef diğeri girmediğinden onlar yararlanmış oluyor. Ama çok merak edilen ve konuşulan bir şey var. Bu erken evlilikle ilgili, 14 yaşla ilgili, işte şöyle midir böyle midir falan, dün akşam da bayağı konuşuldu. Daha önümüze böyle bir şeyle ilgili gelinen herhangi bir şey yoktur. Konuştuğumuz bir şey yoktur. Tartıştığımız bir şey yoktur arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Dün akşam bir tweet atılmış. Mecliste geliyor bu diye. Hatta bir öner